İkinci el otomobil pazarı en durgun günlerini yaşıyormuş. Böyle olunca fiyatlar da %20 seviyesinde düştü. Peki bu duruma galericiler ne diyor? İşte haberimiz. Herkes fiyatlarını geriye doğru çekti. Piyasa bir yıldır bayağı sıkışık durumda. İkinci el otomobil piyasasındaki durgunluk galericileri harekete geçirdi. Öyle ki araçlarda marka fark etmeksizin fiyatlarda düşüş yapıldı. %10, %15, aracına göre %20'ye kadar fiyatları geri çektik. Tek amaçsa satıcı ve alıcıyı ortak bir noktada buluşturmak. Kredi ulaşımdaki zorluk hem de faizlerin yüksekliği çok etkili oldu. Müşteriler bu noktada araç alımını durdurmuş durumdalar. Örneğin bu aracın fiyatı geçtiğimiz aylarda 1 milyon lirayı bulmuştu. Ancak şu anda yapılan fiyat düşüşüyle birlikte bu araç 850 bin lira bandına geldi. 1 milyon TL'de 150 bin lira çok iyi bir rakam. Tam alım fırsatı doğdu alıcılar için. 850 bin liraya satmış olduğumuz bir araç şu anda yani 780-770 bin liraya kadar geriledi. Orta sınıf diyebileceğimiz bir araçta %10 gibi bir gerileme oldu. Fiyatlar düştü ama galericilere göre bu süreç yılbaşında tam tersine dönecek. Bu demek değil ki fiyatlar böyle kalacak. Yeni yılla birlikte mutlaka araçların fiyatlarına zam gelecek. Araç almak isteyenler yılbaşına kadar iyi değerlendirmeli bu ortamı. Asıl beklenti filo şirketlerinin fiyatları düşürmesi ve kredilerle ilgili düzenleme yapılması. Biz sektörde araç kredilerinin açılacağı günü bekliyoruz. Tedarik zincirinde aslında fiyatların gerilemesi gerekiyor ki otomotiv piyasası rahat bir nefes alsın. Evet, yıl sonunda hani stokların bitirilmesi gibi bir şey diyeceğiz de araba stokları da mı bu kategoriye giriyor dersin? Ya zaten sıfır piyasası da şu an kampanya yapıyor. Yani arkadaş doğru söylüyor bir taraftan. Yılbaşından sonra sadece otomotiv değil belki her şey artacak, evet, ama o kadar da artmayacak. Kur durduğu yerde, evet, duruyor. Bir de sevgili Çinliler geliyor, piyasayı allak bullak edecekler gibi, kesinlikle, gözüküyor. Dolayısıyla özellikle bu ara Kasım Aralık'ı değerlendirmek isteyen kardeşlerimiz varsa buyursun değerlendirsin. Ama öyle sonra büyük patlamalar yaşanacak, şu olacak bu olacak. Galerici arkadaşlara sevgi selam da ikinci el sıfır otomobil fiyatını geçerken de evet, bayram üzerine bayram ediyorlardı. Biraz da böyle ve piyasa, evet, öyle görelim yani. İnişli yoksa çıkışlı. Yılbaşından sonra yani şunun fiyatı bile uçacak gidecek. Ya en basit bir zam oranının en basit devlet diyorsun. Kağıdı bile olacak %45 %50 zam. Dolayısıyla asgari ücrete de zam gelecek. Evet. Oraya zam geldi, buraya zam geldi. Bize de zam gelsin diye fırsatçı arkadaşlar olacaklar bol bol. Market aynı şekilde. Faizler de nispeten bir inerse ev fiyatları da gidecek. Evet. Ama belli bir yerlerde işte her zaman da şey yapmamak lazım. Hayırlara vesile olsun efendim. Günü geliyor kazanıyorsun, günü geliyor kaybediyorsun. Hayat da böyle gidiyor.